Herkese yeni bir videodan selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugün yine en sevdiğim konulardan biri hakkında konuşacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi fantastik kitaplar ve şu sıralar oldukça popüler bir kitap olan dördüncü kanat. Eğer fantastik kitaplar dikkatinizi çekiyorsa eminim ki bu kitabı duymuşsunuzdur ve bugün ben de yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Kitabı artı ve eksi yönleriyle incelemeye çalışacağım. Tabi ister istemez bazı spoilerlar verebilirim çünkü ayrıntılı bir inceleme olacak. O yüzden eğer kitabı okumadıysanız dikkatli olmanızda fayda var diyerek videomuza geçelim. Amacım video boyunca yalnızca kitabın konusundan bahsetmek değil, aynı zamanda benzer türdeki diğer kitaplarla karşılaştırarak farklılıklarını ya da benzerliklerini ortaya koyup bir karşılaştırma yapmaya çalışmak. Tabi böylece kitabın hem artı hem de eksi yönlerini göz önünde almış olacağız. Ama şunu da bilmemiz lazım ki edebiyat bir okur için öznel bir seçimdir. Beğenmek ya da beğenmemek tamamen size kalmıştır. Bunu sorgulamak bize düşmez. Öyle ki herkesin kendi iç dünyasında neler yaşadığını bilemeyiz. Hatta bunun için çok güzel bir söz vardır. Renkler ve zevkler tartışılmaz. İşte tam bu sebepten dolayı kanalımda bahsettiğim romanlardaki görüşlerim tamamen bana aittir. Ve size etkilemek gibi bir amacım asla yok. O yüzden görüşlerime saygılı olmanızı beklerim. Keza zevklerimiz için bile sosyal medyada yargılandığımız bir dönemden geçiyoruz ne yazık ki. Konumuza dönecek olursak, dördüncü kanat çıktığı ilk dönemden bu yana adından sıkça söz ettiren bir roman özelliği kazandı. Hem yazıldığı ülkede yani Amerika'da oldukça beğenildi, hem de yabancı dillere çevrilmesiyle birlikte yayınlandı diğer ülkelerde çok satılmayı başardı. Türkiye'de buna dahil, burada da kısa sürede popüler olmaya başladı. Özellikle benim gibi yabancı kitap severleri farklı platformlardan takip ediyorsanız, popüler kitaplarla önceden tanışıyorsunuz demektir ve onların çevrilmesini beklemek tabii ki de çok uzun bir süre geliyor insana ne yazık ki. Tabii bu sırada spoiler yememeye çalışıyorsunuz o da ayrı bir konu. Ben de 4. kanıtı ilk yabancıların hesaplarında gördüğümde çok ilgi çekici gelmişti. Özellikle ejderhalar ve enemies to lovers düşmandan aşka konsepti benim için artıydı. Ama sonra kitap aşırı popüler oldu ve ben bir daha bu kitabı garip bir şekilde okumak istemedim. Hatta Türkçe çevirisi yayınlanıp kitap basılınca bile uzun süre almadım. Çünkü herkes üstüne çok fazla konuşunca benim hevesim gitti. Bilmiyorum sizde de böyle bir şey oluyor mu? Ki bende daha önce böyle bir şey pek olmazdı. Yeni başladı diyebilirim. Bir şey çok popüler olunca bende ne okuma isteği kalıyor eğer bir kitapsa ne de izleme isteği kalıyor bir dizi veya filmse. Aslında bu tip kişiler çevremde de vardı. Yakın bir arkadaşım Game of Thrones çok patladığı için hiç izleyesim gelmiyordu demişti. Bende ne alaka diye düşünmüştüm. Şimdi aynısını yaşıyorum. Ama Tüm erte ertelemelerime rağmen sonunda kitabı alıp bitirmeyi başardım. Kitabın hangi yaş grubuna uygun olduğu ilk sayfalarına yapılan uyarıda açık açık söylenmiş. Şöyle denmiş. Dördüncü kanat ejderha binicilere eğiten askeri bir akademinin acımasız ve rekabetçi dünyasında geçen savaş, mücadele, yakın dövüş, tehlikeli durumlar, kan, yoğun şiddet, vahşi yaralanmalar, ölüm, zehirlenme, argo ve cinsellik unsurları içeren Heyecan hiç dinmeyen fantastik bir maceradır. Bu unsurlara karşı hassas olabilecek okurlar lütfen dikkat edin ve Baskia Savaş Akademisi'ne girmeye hazır olun. Buradan da anlayabileceğimiz gibi kitap yetişkin okurlar için uygun ve arka kapağında bu yazılmış. Tabi ne kadar uyulur artık o da bir soru işareti. Yine eğer özellikle cinsellik hassas olduğunuz bir konuysa sayfaları atlamanızı öneririm. Ve yine ölüm hassas olduğunuz bir konu ise kitabı hiç okumayın. Çünkü her sayfada bir ölüm mevcut. Yani ondan kaçamıyorsunuz. Burada yine bir virgül koymak istiyorum. Ee, kitabın içerisinde geçen birçok isim bir Instagram postunda görmüştüm bir kız diyordu. İskoç dilinden alınmış. O yüzden ben isimleri telaffuz ederken ya doğrudan Türkçesini okuyacağım ya da İngilizcesini okuyacağım. Örneğin okulun ismi Baskıyat Akademisi artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Yazıldığı gibi okuyorum. Eğer siz rahatsız ediyorsa o kısımları geçebilirsiniz yani kusura bakmayın. Devam edeyim. Kitabın ilk kısımlarında iki farklı harita verilmiş. Biraz önce uyarı kısmında bahsedilen Basquiat Akademisi, diğeri de yazarın kurgulamış olduğu dünya bu tip haritalar günümüzde fantastik kitapların çoğunda karşımıza çıkıyor. Ve aslında zihnimizde o evreni tasvirlemeyi ve kitabın gidişatını takip etmeyi kolaylaştırıyor diyebilirim. Bu yüzden bana kalırsa akılınca düşünülmüş. Hikayemiz kitabın asıl kızı diyebileceğimiz Violet'in bu akademinin bilinciler için olan kısmına gireceğini öğrenmemizle başlıyor. Bilinciler fakültesi yani orası bir nevi. Ee, yalnızca orası da yok. Şifacılar bölüğü, e, katipler bölüğü gibi kısımlar da varmış ama Violet annesinin zoruyla en prestijli bölüm olan bilinciler bölüğüne gitmeye zorlanıyor. Hem de şimdiye kadar katipler bölüğü için eğitim almasına rağmen. Yazar bize uzun uzun bu biniciler bölüğünün ne kadar ölümcü bir yer olduğunu anlatıyor. Girenlerin çoğu sağ kalamıyor ya da birbirlerini öldürüyorlar. ejderhaları seçerken ölüyorlar. Ve oradan çıkma şansınız yok. Yani yarıda bırakma şansı verilmiyor. Okulu donduramıyorsunuz. Kitap boyunca bu fakülte bu için hayatta kalma mücadelesine şahitlik ediyor. Arkadaşların edindiği düşmanlara ve tabii ki yaşadığı aşkı konuk oluyoruz bizde. Kitap konu itibariyle oldukça ilgi çekici ve kurgu severlerin en sevdiği elementlere sahip. Örneğin ejderhalar. Ejderhaların filmlere ve kitaplara girip bir nevi ünlü olması herhalde Game of Thrones'da oldu. Hem de hem kitabı adına sıkça söz ettirmişti o dönem çünkü. Sonrasında yine House of Dragons derken popüler kültürün bir parçası oldular. Tabii bunu kötü anlamda demiyorum. Yanlış anlamayın. Popüler kültürü takip etmek bence önemli bir şey. Özellikle yazarlar için. Ejderhalar Basket Akademisi'nde oldukça önemli ve herkesin hayatı onlara göre şekilleniyor. Özellikle biniciler bölüğü için bu aşırı önemli. En önemli amaçları bir ejderha tarafından seçilip iyi birer binici olmak. Tabii bu o kadar kolay değil. Ejderhalar oldukça seçici ve en güçlülerini istiyorlar. Üstelik sayıları az. Yani akademide birçok öğrenci hiç binici olamayabilir. Bu da rekabeti arttırıyor. Öğrenciler kendi arkadaşlarına bile bu uğurda asla acımıyorlar. Tabi Violet içlerinden en şanssız olanı diyebiliriz. En kolay lokma o gözüküyor. Özellikle fiziksel olarak ejderha binicileri kadar yeterli güce sahip değil ve boyu da diğerlerinden daha kısa. Akademik yıl boyunca yeterli olabilmek için çok çaba sarf ediyor. Kitapla alakalı ikinci sevdiğim konu aslında bu. Gelişmekte olan bir karakter imajının çizilmesi oldukça hoş ve heyecanlı olmuş. Her bir bölümde Violet'in güçlü olma çabasına şahit oluyoruz. Özellikle ablası, abisi ve annesi çok önemli biniciler olduğu için Violet kitapta birçok kez sadece soyadından bile tanınıyor. Bu da omuzlarına ekstra bir yük bindiriyor. Ve bunun yanında düşmanlar da ediniyor. Tabii bu düşmanlardan biri kitabın tamamında öyle kalmıyor. Violet için oldukça önemli bir haline geliyor. Bu kişi binicilerin en güçlülerinden ve yine e, çok güçlü bir ejderhaya sahip olan kanat lideri Zayden. Yani tabii ki fantastik kitap varsa bir aşkın da olması gerekli. Zeydin ve Violet aşkı seri boyunca bu görevi sırtlamaktan fıtık olur gibi duruyor. Şaka bir yana Zeydin kitap boyunca harika bir karakter olarak kurgulanmış. Güçlü, akıllı, cesur ve lider. Ne ararsanız var. O yüzden kitabımın en gözde karakteri diyebilirim. Ama yalnızca bu ikilimiz değil, kitap içerisinde farklı karakterler de var. Ve onların da zaman içerisinde geliştiğini görüyoruz. Tabi yine de bildiklerimiz oldukça kısıtlı onlar hakkında. Bir başka hoşuma giden kısım ejderhanın farklı özelliklerinin olması. Kitap içerisinde diğer türler tanıtılıyor ve iyi olduğu kısımlardan bahsediliyor. Ufak bir ejderha çiftliği gibi düşünebiliriz bunu. Tabi yine ana karakterlerimizin ejderhaları her zaman daha çok ön planda. Bana göre kitapta mekanlar güzel tanıtılmıştı. Akılda canlandırılması kolaydı. Yine kurgu anlamında parçalar birbiriyle tam olarak eşleşiyordu. Ki bu özellikle fantastik romanlar için çok önemli bir faktör. Kitabı okuması çok kolay, sizi kesinlikle yormaz. Ve daha önce çeviriyle ilgilenmiş biri olarak söyleyebilirim ki çevirisi çok iyi yapılmış. Çevirmeni tebrik etmek lazım. Kapağı harika, ona hiçbir lafım yok. Gayet ilgi çekici yapmışlardı. Ve Olympos yayınları iki farklı kitap piyasaya sürdü. Biri ciltli ve resimli, diğeri düz ciltsiz. Fiyat farkı sizin için sorun değilse ve kitapların kapaklarıyla çok ilgiliyseniz ciltliyi almanızı öneririm. Ama cilt sizi de aynı tabii ki. Ekstra para vermek istemeyenler cilt sizi de alabilir. Benim gibi ben de cilt sizi aldım. Kitabın son tahmin edilebilir değildi ve bu çok iyi olmuş. Ben şahsen devamını tahmin edebildiğim kitapları çok sevmem. Ama bunun sonu beklediğimden farklı bitti. İkinci kitap için çok ayrı bir pencere açtı. Bu kitabın bir seri olduğunu ve varsayarsak büyük ihtimalle üçüncü kitap hakkında konuşurken çok daha farklı konular üzerinde tartışıyor oluruz diye düşünüyorum. Dördüncü kanal ilk kitap olduğu için mecburen karakter ve mekan tanıtımlarıyla geçmiş heyecanlı olaylar son birkaç bölüme sıkıştırılmış bence. Yani birçok heyecanlı kısım ikinci kitaba kaldı gibi duruyor. Devam kitabı da 2024 yılı içinde çıkacağı söylendi. Büyük ihtimalle en kısa sürede elimize ulaşır. Sonuçta yayın evi de kitabın çok talep gördüğünün farkında. Evet şimdi buraya kadar hep artı yönlerini saydım. Peki hiç mi beğenmediğim kısım yok? Tabii ki bazı abartılmış kısımlarının olduğunu düşünüyorum. Onlara geçelim. Örneğin Violet'in iç konuşmaları bazı zaman romanın sanki yetişkinler için bir roman değil de 13-18 yaş arası gençlerin okuması için yazılmış hissi uyandırdı bende. Yani bir teenager romanı hissi. Zaten kızın fiziksel olarak çok güçlü olmadığı kitabın başından beri söyleniyor. Ama yine de her 2-3 bölümde bir Violet'in hiç güçlü değilim, kemiklerimi hemen kırabilirler, çok kırılganım, ufacık kaldım gibi iç konuşmalarına şahit oluyoruz tekrar tekrar. Bunları ona başkası söyleyince çok sinir oluyor ama iç konuşmalarını da her daim tekrarlıyor. Yine kitap Violet'i parlatmak üzere kurulduğu için Herkese çok zarar veren şeyler, hatta öldüren durumlar ona hep es geçiyor. Özellikle ejderhalar binicilerini seçerken hani seçtikten sonra alışma aşamasında çok dar yaratıklar olduğu anlatılmış. Ama her ne hikmetse, Violet'in ejderhası Tarn daha en başından beri ona karşı abi-baba yaklaşımı içerisine giriyor. Aslında bu tarne farklı bir tarz katmış ve gayet güzel olmuş. Ama bu kitabın sonuna doğru olsa sanki daha inandırıcı olurdu. Diğer ejderhalar binicileri düşünce onları uçup kurtarmıyor. Güçsüzlerse bağlanmıyorlar. Ama tarne en başından beri çok daha e, fedakar bir ejderha imajı çiziyor. Ama dediğim gibi sanki bu kitabın sonuna doğru olmalıydı. Daha inandırıcı olurdu bizim için. Kitap başta da dediğim gibi Enemy to Lovers temasına sahip. Ama bence bu kısmının hani enemy kısmı e, daha çok yok gibiydi. Zeyd'in hiçbir zaman çok düşmanca bir tutum sergilemedi. Sadece kızın annesi yüzünden kitabın başında çok ön yargılıydı. Bunu sözlerinde kısmen hissedebiliyordunuz. Ama onun harici e, Violet'in Zeyd'inden daha kötü düşmanları vardı. Biraz daha gerçekçi bir düşmanlık olabilirdi bana kalırsa. Sosyal medyada biri şey yazmış. Bu sıralar niye Enimity Lovers'ler gerçek düşman gibi değil? Kitaplarda gerçek düşman eksikliği var diye. Tam olarak aklından geçen buydu okurken. Bir de bu akademi okul teması, biraz eski de sanki. Kitapta bu durum çok sırıtmamış, bütünü tamamlayıcı olmuş. Ama kitabın ne kadar harika olduğu ile ilgili yüzlerce yorumdan sonra biraz daha yoğun ve farklı bir konu ve dünya bekliyordum. Akademi teması zaten Harry Potter, vampir akademisi ve daha birçok roman derken onlarca kez işlendi. Ama burayı da yakışmış, o yüzden daha fazla bir şey demiyorum yani. Aşırı eleştirmeyeceğim bu kısmı. Violet bir ara saplantılı bir aşağı dönüştü. Zeyd'in dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Adamın başında var bir sürü sorun. Violet ona aşkını ilan etsin sürekli diye sürekli baskı yapıyor. Bir ara 5-6 kez şu satırları okudum. Bana aşık olduğunu hala söylemedi. Bana aşık değil mi? Bana açıkça aşık olduğunu söylemese de e, gibi şeyler söylüyor. Hatta Zeyd'in sakın bana aşık olma diye gidiyor. Valid'e böyle açık açık söylüyor. Ve bunu birkaç kez söylüyor. Violet yine ama ona çok aşığım gözlerimi kör etti falan diyordu. Ya tamam seviyorsun da yeter bir kızım bir sakin ol. Ardan al yani biraz çocuk açık açık bana aşık olma dedi. Var demek ki arkasında bir şey bir düşün bakalım. Ki sonra gerçekten de arkasından bir şey çıktı. Burada söylemiyorum okuyanlar beni anladı. Bunun dışında kitap gayet akıcı ve güzeldi ama son 10 yılın en iyi romanı denebilir mi? Ya da 10 11 kitap denebilir mi? Emin değilim. Bence şu son zamanlarda yazılan kitapların en iyisi. Ama genele baktığımızda kurgusu 4. kanattan çok daha iyi olan kitaplar var bence. Hatta yeniler arasında da var. Neden bu kadar abartıldığını anlayamadım. Büyük ihtimalle herkes karakterlere düştü. Çünkü yazar karakterleri çok iyi oluşturmuş ki konusu bile daha geride kalıyor. Ama oluşturduğu dünya mesela çok farklı bir kurgu değil. Her fantastik kitapta görülen kadar. Diğerlerinin arasında sıyrılmaya yetmiyor diye düşünüyorum. Örneğin Gölge ve Kemikte yazarın kurduğu dünyaya hayran kalmıştım ve oluşturduğu grişalar harikaydı. Benim için top 5'te olan bir kitap. Ama bu kitap e, üzerinde öyle bir etki yaratmadı kurgu bakımından. Yine güzel kesinlikle kötü demiyorum ama sadece güzel. Süper değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu bir serinin ilk kitabı. Belki diğer kitaplarda kurgu o kadar güzelleşir ki bu dediğimi geri alırım. Bu yorumum sadece ilk kitap için. Bu arada diğer kitapların hala yazılmamış olması da ayrı bir negatif durum. Beklemeyi sevmeyenler için özellikle. Eğer seriyi bütün halinde okumayı sevenler varsa onlar için üzgünüm. Ama uzun bir süre bekleyeceğiz gibi duruyor. İkinci kitap Iron Flame yurt dışında yayınlandı. Sonunun çok heyecanlı bir yerde bittiği söyleniyor. Merakla bekliyorum. Bir de birkaç kişiden kullanılan dilden dolayı cümlelerin karışık olduğu ve okumayı güçleştirdiğini duydum. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Yazar kitabı yetiştirmek için acele edip dili biraz okuması güç yapmış olabilir. Ama emin değilim okuyunca görürüz. Son olarak kitap beklentilerimin büyük bir kısmını karşıladı diyebilirim. Ama onda 10 on olduğunu düşünmüyorum. Belki onda 8. Peki bu kitap hakkında sizin yorumlarınız neler? Aşağı yorumlar kısmında fikirlerinizi yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.